videoya merakınızı uyandıran bir soruyla başlayalım. Hiçbir yemeği tatmadan nasıl o yemeğin lezzetini bilebiliyoruz? Cevabı genlerimizin derinliklerinde saklı olabilir mi? Bu videoda insan tat duyusunun milyonlarca yıllık evrimini, atalarımızın yiyeceklerle olan deneyimlerinin genetik hafızamızda nasıl kodlandığını ve bu bilginin nesilden nesile nasıl aktarıldığını, yiyeceklere verdiğimiz psikolojik tepkilerin ve tat duyusunun kişilik özelliklerimizle olan ilişkisinin genetik mirasımızdan nasıl etkilendiğini ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsan tat duyusu, milyonlarca yıllık evrimsel bir sürecin ürünüdür. Atalarımızın hayatta kalabilmek için yiyeceklerin güvenliğini ve besin değerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyordu. Genellikle keskin ve rahatsız edici olarak algılanan idrar ve dışkı gibi maddelerin tatları, atalarımız için potansiyel tehlike işaretleri olarak evrimleşmiştir. Bu tür tatlar, genellikle sağlıksız veya zararlı maddelerin varlığını gösterir, bu nedenle bu tür maddelerden kaçınma eğilimi genetik hafızamıza işlenmiştir. Bu evrimsel süreç, bazı tatları algılama konusunda genetik bir yatkınlık oluşturmuştur. Bu yatkınlık günümüzde de devam etmektedir. Örneğin, çürümüş veya bozulmuş yiyeceklerin kötü tatları, atalarımızın bu tür tehlikeli maddelerden kaçınmasını sağlayan evrimsel bir mekanizma sonucudur. Bu, insanların bazı tatları önceden tahmin edebilme yeteneklerinin atalarımızın deneyimlerine dayandığını gösterir. Ayrıca genetik çeşitlilik tat tercihlerimize de etki eder. Bazı genetik varyasyonlar belirli yiyeceklere karşı doğal bir tercih veya isteksizlik yaratır. Bu genetik miras, atalarımızın deneyimlerinden kaynaklanabilir ve günümüzdeki tat tercihlerimizi de şekillendirir. Mesela bazı kültürlerde acı yiyecekler daha yaygınken, diğerlerinde tatlı yiyeceklere daha çok rastlanır. Bu tercihlerin arkasında yatan genetik faktörler, insanların farklı tatları nasıl önceden tahmin edebildiğini etkileyebilir. Farklı coğrafyalarda yaşayan atalarımız, çeşitli gıda kaynaklarına maruz kalmış ve bu da genetik tat tercihlerinin çeşitlenmesine yol açmıştır. Bazı kültürlerde acı yiyeceklere olan yatkınlık, bu yiyeceklerin bolluğu ve atalarımızın bu yiyeceklerle etkileşimlerinin bir sonucu olabilir. Ya da bazı popülasyonlarda laktoz intoleransının yaygınlığı, bu grupların atalarının süt ürünlerine erişiminin olmamasından kaynaklanabilir. Örneğin, bazı tatlar atalarımız için tehlikeyi işaret ediyordu. Bu tür tehlikeli yiyeceklerle karşılaşan atalarımız, bu deneyimlerini genetik hafızalarında kodlamış ve bu bilgi nesilden nesile aktarılmıştır. Bu, günümüz insanlarının bazı tatları daha önce denememiş olsalar bile doğal olarak kaçınmalarına neden olabilir. Çocukluk dönemindeki tat tercihleri, atalarımızın karşılaştığı beslenme koşullarının bir yansıması olabilir. Örneğin, tatlı yiyeceklere olan doğal bir yatkınlık, enerji açısından zengin kaynaklara yönelme eğiliminin bir sonucu olabilir.
ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde tat tercihlerindeki değişiklikler, genetik faktörlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkileşimlerle de ilişkilidir. Yaşlılıkta tat duyusundaki değişimler ise, atalarımızın yaşam süreleri ve beslenme alışkanlıklarının genetik mirasımızda bıraktığı izlerle açıklanabilir. Tat duyusu ve duygu durumları arasındaki ilişki genetik yapılarımızdan etkilenir. Örneğin, tatlı yiyeceklerin rahatlatıcı ve mutluluk verici hisler uyandırması, atalarımızın enerji ihtiyaçlarına yanıt olarak gelişmiş bir özelliktir. Tatlı tatlar, besleyici değerlerle ilişkilendirildiği için genetik olarak tatlıya yönelik bir tercih geliştirmiş olabiliriz. Yiyeceklere verdiğimiz psikolojik tepkiler genetik mirasımızdan etkilenir. Bazı insanlar belirli yiyeceklere karşı güçlü bir tiksinti ya da istek duyarlar. Bu tepkiler atalarımızın bu yiyeceklerle olan etkileşimlerine dayanabilir. Örneğin, belirli yiyeceklerin tüketilmesi atalarımızda zararlı sonuçlara yol açmış olabilir ve bu deneyim genetik hafızamızda negatif bir tepki olarak kodlanmış olabilir. Tat duyusunun kişilik özelliklerimizle olan ilişkisi, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel ve sosyal etkileşimlerden de etkilenir. Atalarımızın yiyecek kaynaklarına erişimleri ve bunlara verdikleri tepkiler, bugünkü kişilik özelliklerimizin gelişiminde rol oynamış olabilir. Örneğin, risk almayı seven bireyler, yeni ve farklı tatları denemeye daha açık olabilirler. Bu özellik, atalarımızın yeni yiyecek kaynakları keşfetme ve bunlara adapte olma yeteneklerinden kaynaklanıyor olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer içeriğimizi faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelen geri bildirimler bizim için çok değerli. Ve tabii ki daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sayede yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için tekrar teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.